Engin Ardış, Totoloji. Bir bilim terimi ama şu takım mı kazanacak bu takım mı yoksa maç berabere mi bitecek tahminleriyle ilgili değil. İtalyan komiği Toto'nun filmlerini seyrederken de kullanılmıyor. İtalyan şarkıcısı Toto Kutugno'yu dinlerken de. Mantık ve retorik biliminde kullanılan bir terim Totoloji. Üç ayrı tanımı var. Bir, her daim doğru olan bir ifade. Yağmur ıslatır gibilerden. İki, sözün gereksiz, herhangi bir ek bilgi içermeyen şekilde tekrar kullanımı. 3. tartışmaya hiçbir şey katmayan çok bariz bir iddia. Demirel'in hükümet istifa edecek mi sorusuna bu hükümet cumhuriyet hükümetidir cevabını vermesi gibi. Totoloji ile demagoji çoğu zaman el ele verirler. Ülkemizde totolojinin tartışılmaz üstadı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Üstadın cumhuriyet olmasaydı ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olamazdım şeklindeki vecizesi meşhurdur. Cumhuriyet Cumhuriyet olmasaydı onun bir de partisi olamazdı tabii. Fakat acaba Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti kurulamaz mıydı? Hani şöyle ittihatçı subayların kuracağı bir bürokrat partisi. Ona rakip olarak da halktan çıkacak bir Osmanlı Adalet ve Kalkınma Partisi. Mümkündü. Peki sistem karşıtı Cumhuriyet isteyen muhalif bir CHP Demokrasi varsa niçin olmayacakmış? Peki Tunceli'nin o zaman Tunceli olmayacağına göre Dersim'in bir köyünden çıkmış kavruk bir bebe de bu partinin başına geçemez miydi? E, bürokrasiye intisap etmek şartıyla niçin olmasın? Totoloji sevenler ikide bir şunu öne sürerler. Cumhuriyet olmasaydı Kayserili bir tornacının oğlu, Rizeli bir kaptanın oğlu cumhurbaşkanı olamazdı. Fakat o Kayserili ve o Rizeli politikaya da mı atılamazlardı? Meclise ayan üyesi olamazlardı belki Osmanlı senatosu ama meclisi mebusan üyesi de mi olamazlardı? Seçim kazanırlarsa sadrazam olamazlardı diyecek var mıdır? Olamazlardı diyen bana Selanik Postanesi'nin telgraf memuru Edirneli Talat'ın bir imparatorluğa nasıl önce dahiliye nazırı sonra da vezirazam azam olabildiğini açıklasın. Başka bir safsata eğitimini cumhuriyete borçlusun iddiasıdır. Benim ilk orta ve liseyi okuduğum okul 1868'de yüksek tahsilimi yaptığım okul ondan da önce 1863'te açılmıştı. Abdülaziz devri, Atatürk daha doğmamıştı bile. İstanbul Üniversitesi mi? 1900 yılında kuruldu. Bazı fakülteleri daha da önce 1933'te yeniden düzenlendi. Ama bunu yeni kuşaklara öyle bir öğretirler ki sanki bu memleket 1933'ten önce üniversite görmemiş. Çünkü ağaç kovuğunda yaşıyormuş insanlar. Osmanlı'nın da Cumhuriyetin ilk 10 yılının da subayları, doktorları, mühendisleri, avukatları, hakimleri, savcıları uzaydan gelmişler. Engin Ardıç, sabah